Seçil, neden mavi ay? Şimdi yengeniz bunu tabii mecburen internetten okuyacak doğru bilgiyi vermek için size. Bununla kusura bakmayın. Oku yavrum. Şimdi kullandığımız takvimde aylar 30 ya da 31 çekiyor. Bu kavuşum dönemi bundan daha küçük, 29,5 gün olduğu için yıl içinde eğer varsa 13. dolunayın bu 30 ve 31 çeken aylardan birinin içine düşeceği açık. O da bu sene Ağustos'a denk geliyor. Ağustos'un birine denk geldiği ve için. Ve o ayda meydana gelen ikinci dolunay olduğu için mavi ay deniyormuş. Bilgilendirdiğim peki, için mutluyum. Peki bir şey soracağım, ben yanlış mı anladım? Yani bu ayın içinde bir dolunay daha evet. olacak. O zaman ikinci evet, dolunay evet. mavi dolunay olacak. İkinci, bu ay değil. O ayda meydana gelen ikinci dolunaya mavi ay o zaman diyorlarmış. Bu ay değil. Evet sevgili dostlar, az önce biz hani bu ayın mavi ay olduğunu düşünmüştük ya, benim de kafam karışmıştı ya, ben haklı çıktım. Evet evet. Mavi ay bu aslında süper aymış. Aynı ay içerisinde iki kere dolunay denk geleceği için, bu ayın birinde ve öteki de ayın 31'inde denk geleceği için birinci ay süper ay, ikinci ay da mavi ay olarak, mavi dolunay olarak adlandırılıyormuş. Biz sizinle mavi dolunayda da görüşürüz değil mi Seçil? Umarım çok güzel olur. Eğer ki kapalı olmazsa, burada hava bulutlu olmazsa onu da çekeriz. Biz neyi unuttuk biliyor musun? Neyi unuttuk? Ben Erdin Çamaç. Aa ben yenge. Fotoğraf çekmek olayı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel oldu. Ayın büyüsüne kapıldık. Biraz da ondan. Kusura bakmayın hepiniz. Evet sevgili dostlar. Ne yapıyoruz bugün Seçil? İyi akşamlar hepinizi. Bu akşam kaçıramayacağımız bir şölen vardı gökyüzünde. Süper mavi dolunay. Her zaman olmuyor bu. Senede bir kere dostlar. Ve ayın dünyaya en yakın olduğu zamanda böyle bir görselle. Hı hı. Karşılaştık ve hemen bir çekim yapmaya karar verdik. Ay fotoğrafı nasıl çekilir ona bir önce karar verelim. Ay fotoğrafı öncelikle manuel çekilir. ISO'nuzu olabildiğiniz en düşük ISO'ya, yani baz ISO'nuza düşürürsünüz ki ben burada 160'a getirmişim ama ben bunu hemen düzelteyim. ISO'mu bir kere 125'e indireyim arkadaşlar. Sonra beyaz dengenizi ben şeye tavsiye ederim yani ambiyans öncelikle. Daha böyle renkli çıksın diye. Sonra otofokusunuzu normal otofokuse bırakırım. Ama önemli bir şey var. Q menüsünde mutlaka 2 saniyelik bir ön çekimi ayarlayın. Sonra tabii bir telezuma ihtiyacınız var ki ben şu anda 70'e 300 artı 1.4 çarpanlı telekonvertörü de taktım. Yani 300, %40 daha ne yapıyor 300'ün? 420. 420. Yani 420'ye çıkartmış olduk şu anda lensi. Ve onunla bir çekim yapacağız. Şimdi ayarlarımı ben size söyleyeyim. Manuel olarak F10'a getirdim. Sevgili dostlar. F10'a getirdim. Onun haricinde instantanimi de, şimdi siz aldanmayın sakın bu. Ne diyorlar ona? Pozmetreye aldanmayın. Gözünüzün doğru en doğrudur. Dolayısıyla 50 enstantaneye getirdim. Ve önce bir çekim yapıyorum sevgili dostlar. Q'dan garanti alalım işimizi. Q'ya getirelim 2 saniyeye ve basalım. Bir tane çektik. Hemen kontrol edelim nasıl çıkmış. Gözlüğümüzü takalım. Sonra şuraya bakalım. Pardon. Şuradan fotoğrafa gelelim. Fotoğrafımızdan da vallahi oldukça tatmin edici ama biraz parlak çıkmış. Dolayısıyla bir sonraki çekimimi ben F11'den değil de şeyi artıracağım. 125'e yok 100'e getireceğim enstantanemi. F10'da tutmaya devam edeceğim. Ve bir daha basacağım sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Vallahi bayağı bir tatmin edici bu. Oldukça iyi. Bunların hepsini zaten göreceksiniz inanıyorum ki. Dolayısıyla
Şu anda ekrana girmiyor olabilirim, kusura bakmayın. Yengeniz ekranda. Ben çıkayım ama istersen. Yok yok, sen çıkma, sen kal Seçil. Konu mankeni gibisin, süpersin ya, yani. Ya süper ayın yerine. süper ayın yerine beni görüyorsunuz. Tabii ki unutmayın. Bu fena bir şey. Unutmayın ki durmadan yer değiştirdiği için ayarınızı sürekli, daha doğrusu neyinizi, tripod ayarınızı sürekli değiştirmeyi de unutmayın. Bakayım 100. Tabii F10 iyi bir derinlik alan, yani derin alan yaratacaktır. Dolayısıyla da ayın her kenarını net yakalayacaksınız. 100 iyi gözüktü bana. Ben bir kare daha çekeyim. Vallahi ben oldukça tatmin oldum bu son çektiğimden. Tahmin ediyorum ki son çektiğimi size en son görüntü olarak bırakacağım. Şeyde ister misiniz? Bu ayarı ben şeyde, çünkü bunlar roll çekim olduğu için Capture One'da nasıl düzenliyorum onu da göstermemi ister misiniz? İyi olur değil mi? Tabii hepsini tamam. Yap. Madem ki biz hani niyet ettik bir ay resmi nasıl çekilir? Tamam. Hepsini yani göster. Sadece çekim ayarlarının da dışında tabii ki düzenlemeleri nasıl yapmanız gerektiğini, düzeltmeleri daha doğrusu nasıl yapmanız gerektiğini bir görürüz, görelim değil mi Seçil'cim? Tabii tabii, yap canım, tabii. Yap. Evet sevgili dostlar, şimdi sizinle beraber çektiğim karelerden bir tanesini seçtim. Bir şey dikkatinizi çekecek. Tripod üzerine çekim yapsanız dahi ilginç bir biçimde minimal titremeleri yansıtabiliyor ve arzu ettiğiniz kadar net görüntüler çekemiyor. O yüzden bir tanesinin net çıkmasını umacağız. Yani arzu ettiğiniz kadar net çıkmasını dua edeceksiniz. Bir de tabii benim yaptığım çekimde kullandığım malzeme, telezoomum aslında yeterince kuvvetli bir telezoom değil bu kadar yakın çekimler yapabilmek için. Çünkü topu topu 300'lük bir telezoom. Yani bunun karşılığı 452 full frame'de. Halbuki 900 ya hatta 1000 ve üstü zoom telezoomlarla ay çekimi yapılır. Biz bunu 1,4'lük bir teleconverter ile ancak 420'ye çıkartabildik. O da aşağı yukarı 600 küsürlere denk geliyor. Dolayısıyla zaten netlikte arzu ettiğimiz netliği ve detayları yakalamakta çok zorlandığımız bir malzemeyle çekiyoruz. Bir de 1,4 her ne kadar çok başarılıysa da yine de tabii ki bir 150-600'e oranla o kadar keskin bir lens değil. Ama olsun, biz yine de başardık. Ufak tefek düzeltmelerle de o farkı ortadan yok edeceğiz. Tabii avantajlarımızdan bir tanesi de çekim yaptığımız kameramızın yüksek çözünürlüğe sahip olması. 40 megapiksel, bu da crop'ta büyük avantaj sağlayacaktır bizlere sevgili dostlar. Şimdi burada ilk yaptığım şeylerden bir tanesi, özellikle ay çekimlerinde birazcık pozlamayı aşağıda tutarım. Yani gereğinden bir parça az pozlama veririm ki parlak alanlar çok parlayıp detayları kaybetmeyeyim de. Kontrasttan genelde kaçınırım. Eksi kontrasta yaparsanız tabii detayların tümünü kaybedersiniz. Artı kontrasta da gördüğünüz gibi çok çirkin bir görüntü yer alır ve yapay bir görüntü yer alır. Biz o detayları geri kazanmak için başka bir şey kullanacağız sevgili dostlar, ama kontrastımızda biz şöyle, ben bir artı iki gibi bir artırayım. Orta tonları, yani brightness dediğimiz orta tonları da bir 5'e kadar çıkartayım. Highlight'ımızı biz şöyle bir eksi 70'lere kadar indirelim ki buradaki detaylar tekrar çıksın, su yüzüne çıksın. Şimdi daha da detay istiyorsanız düz bir yapının üzerinde, daha doğrusu oval bir yüzeyin üzerinde çok gölge açmaya gerek yok. Aksine bunu biraz kapatmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla onu şöyle ben bir bakayım kaça kadar kapatmam gerekiyor. Şuralarda bir yerde iyidir. Demek ki 50'lerde falan tutacağız. Tabii yaptığınız şeye ekrana bakarak yapın. Rakama çok da takılarak yapmayın. Burada mesela ben bunu evet 44'lerde çok başarılı buldum. Siyaha bakalım. Siyahı çok fazla değil. Siyahı da onun yani neredeyse yarısı kadar. -19'larda tutalım. White bakalım bir şey fark ettiriyor mu? White tabii şuradaki noktaları parlamasına, ama o noktalar zaten parlıyor. Dolayısıyla white'ı da bir parça şöyle bir kısarsak ne olur, artırırsak ne olur? Bir parça canlılık vermiş oluruz, ama biz zaten fotoğrafımızı şu bölümden, level bölümünden düzelteceğiz sevgili dostlar. Ve çok seviyorum çünkü çok düzgün iş yapıyor buradaki kendi kendine
düzelt dediğin zaman ve birdenbire resmimiz kendine geliyor. Fotoğrafımız kendine geliyor. Ama dedik ya biraz detay artırmak istiyoruz. O zaman ben burada detayı bir bakayım. 120 lira kadar getireyim. 20 çok olur mu? Evet çok olur. 14-15 lira kadar. 14'e bunu getireyim. Structure'ımı biraz 20'ye doğru çekeyim. Evet. Bunu tekrar düzenleyeyim. Çünkü artırmış olacaktır. Başka da yapılacak bir şey göremiyorum sevgili dostlar. Yani evet şu anda bu kadar. Ha, çok isterseniz burada beyaz dengesini bir parça arzu ettiğiniz gibi de düzenleyebilirsiniz. Mesela daha sıcak renklere doğru çekebilirsiniz ya da daha soğuk renklere doğru çekebilirsiniz ama hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şu anda yani o anda çektiğimde dolunayın en gerçek renklerini yakalamıştım çünkü kameraya. Hatta shadow'u bir parça daha kapatabilirim arkadaşlar. Çok fazla yapay kalmasın diye eşit dereceye getirdim. Valla bu beni tatmin etti. Şimdi bir de bunu bütün ekranda görelim. Sevgili dostlar bu size nasıl dolunay fotoğrafı düzeltmeniz gerektiği konusunda bakın şuradaki detayların, kenardaki detayların ortaya çıkışından tutun da. Tabii daha fazla gösterebilirim ama daha fazla da olmaz çünkü daha fazla olursa da bu sefer detay kaybetmeye başlarız. Daha doğrusu çözünürlük kaybetmeye başlarız. Bize izin verdiği maksimum çözünürlük bir bakalım. Evet bu. Yani diyor ki bundan daha fazla eğer ki croplarsan diyor. Hatta bu kadar bile fazla bana sorarsanız. Bu sefer kaybetmeye başlarsın diyor çözünürlükten diyor. Biz bunu şimdi daha adam akıllı kendi arzumuzca kendi doğrumuzca bir croplayalım. Onun için de şöyle bir beraber sizinle bir croplama yapalım. Şöyle bir bakalım. Şunu da bir ortaya getirelim sevgili dostlar. Bakalım. Şöyle ortalamak kaydıyla. Bir bunu croplayıp tekrar bir büyük ekranda bakalım. Böyle çok güzel oldu. Biraz daha croplama payımız var. Onu da kullanalım. Çok fazla değil. Çok fazla değil. Şöyle şu ikisi karenin ortasına gelecek şekilde yukarıdan aşağıdan da doğru dengeyi bulalım. Bu yeterlidir sevgili dostlar. Karenin büyümüş hali. Çünkü tıkladığınız zaman biraz daha büyütüyor. Dolayısıyla çözünürlük kaybettirmemiş oluyor size. Onun haricinde tabii bu doğrudan doğruya o ayın fotoğraflardan telefonunuza çekiyorsunuz da niye çıkmıyor falan. Çünkü pozlama otomatik olarak en parlağını yakalamaya çalışıyor. Ve pozlamayı en süratliye getirmeye çalışıyor. Yüksek olduğu için. Dolayısıyla bu detayları cep telefonunuzla yakalamanız oldukça güç. Ancak ve ancak manuel pozlamaya getirirsiniz ama o zaman da bu detayları zaten yakalamanız için özel kameranıza bir özel bir ne bileyim ben ilave bir zoom lens ya da ona benzer bir şey takmanız gerekiyor. Şimdi ay resmini çekmenin tabii çok değişik şeyleri var. Şurada bir daha bir düzeltmemizi yapalım. Tamam. Uzun pozlama da yapabilirsiniz. Mesela benim şurada yaptığım gibi. Bu uzun pozlamayı sevgili dostlar şuradan aldım buraya getirdim. Ufak tefek düzeltmelerle beraber. Ve bu da daha böyle ambiyans yani ambiyanslı bir kare olmuş oluyor. Burada 20 saniyelik bir şey kullandım. Bir pozlama kullandım ve gördüğünüz gibi de F20. Ya, tabii net kare istemediğiniz için ve bulanık bir kare istediğiniz için artık burada F20'deki diffraction bozulmalarını falan göz önünde bulundurmanın hiçbir manası yok. Burada yaptığınız ayarlar tamamen sizin arzu ettiğiniz ayarlar ortaya çıkacaktır. Çok güzel böyle ambiyans ortamlı fotoğraflar da çekebilirsiniz. Dolunay'da özellikle de çok ilginç böyle bulutlu gecelerle beraber yakalayabilirseniz müthiş, enteresan, ilginç kareler yakalarsınız. Evet sevgili dostlar, tekrar ana karemize dönelim. Ana karemiz buydu. Bu şekilde de bunu açarak kendimize dönelim. Bu içerik sizlere değer kattıysa lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Eğer hala abone değilseniz abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Bu içerikleri daha geniş kitlelere sizin sayenizde ulaştıralım. Sevgili dostlar bu güzel dolunayı sizlerle beraber görüntüleme keyfine vardık.
Bizlere misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. İçeride sonuna kadar seyrettiğiniz için de teşekkür ederiz. Şimdilik sağlık ile kalın, huzur ile kalın, bereket ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu de bu kadar. Ha, bu akşamlık bu kadar. Bu akşamlık da bu kadar.